Parti izleyicileri, fuarlar arası yolculuğumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugün GrowTech Antalya'dayız. Yanımızda sektörün önce isimlerinden Osman Dirican bulunmakta. Anamaz firma sahibi kendisi. Bakalım bize hangi değerli bilgiler aktaracak. Osman Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle sınavınız hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Yüksek. Biz hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Çok da keyif aldık. Güzel Antalya'dan diyoruz sizle. Ben öncelikle Anamaz'ın hizmetlerinden, tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Osman Dirican kimdir ve Anamaz'ın hikayesini bize anlatabilir mi? Buyurun efendim. Osman Dirican ziraat mühendisidir. Evet. Osman Dirican 7 tarım şirketinin ortaklarından birisidir. Evet. Osman Dirican üretmeyi seven, çiftçiyi seven bir çiftçi çocuğudur. Yeniliklere imza atan sürekli. Kesinlikle. Ya biz 1997 yılında Anamaz Tohumu kurduk. Yaklaşık evet. 21 yıllık bir süreçti. Yerli tohumculuk sabır ve gönül işi. Biz sabrımızı ve gönlümüzü koyduk. Evet. Çünkü parası olup da tohumculuğu yapacak çok insan var ama olmuyor. Bu tamamen sabırla oluyor. Evet. Biz sabrettik ve ulaştık. Peki Anamaz'ı birazcık açabilir miyiz Osman Bey? Anamaz'ın hizmetleri nelerdir, nelerdir? Anamaz tamamen yerli ve milli bir tohum firması. Ve bu sebze tohumlarında salatalık, biber, domates, hıyar, patlıcan, kavun, karpuz, ört altı ve açık tarlada tamamen yerli tohum üretiyor. Tabii bu domateslerin içerisinde değişik farklı domates çeşitlerimiz var. Çer oluyor, kokteyl oluyor, tane oluyor, bif domatesler oluyor. Biberlerde ise charlie oluyor, kapya oluyor. Tabii bunların değişik. Ama Anamaz tohum 21 yıl sonra inanır mısınız artık yabancı firmalarla yarışır hale geldi ve daha kaliteli olmaya başladı. Sürekli ödül alan da bir firma. Kesinlikle ödül de alıyoruz. Çünkü biz mümkün olunca hastalık dayanımı ekliyoruz. Arge'miz var. Arge şirketiyiz aynı zamanda biz Anamaz Tohum. Ve tamamen hastalık dayanımı yaparak çiftçilerin kimyasal ilaç kullanımını azaltarak mümkün olunca Anamaz birazcık da insana değer veren bir firma olduğu için kesinlikle. Sürekli yenilenen bir teknolojiye de sürekli kullanıyor. Öncelik insan sağlığı bizim evet. için. Çünkü benim diğer şirketlerim de var. Ben canlı bakteri üretiyorum. Yararlı bakteriler üretiyorum. Evet. Ve organik gübre üretiyorum. Çok da önemli bir durum var. Kesinlikle. Yani tamamen insana ve insan sağlığına önem veren firmayız. Ve şu anda Anamaz Tohum nerelerde? Anamaz Tohum yurt dışına ihracat eden tohum firması haline geldi. Kaç ülkeye ihracat? Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var bizim. Çok ciddi bir ihracat. Evet, çok ciddi. Çok Türkiye ciddi. Ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyorsunuz aslında. Çok ciddi. Ve şu anda yabancı firmalarla tamamen kalite olarak başa baş gidiyoruz ve hatta önüne çıktığımız ürünler oluyor. Mesela biberde 30-55'te biberimiz var, çağrı biberimiz. Şu anda Antalya'da bir numarayız. Ama biz burada bir numarayız diyerek yabancı firmalarla aynı fiyatı koymuyoruz. Bizim hedefimiz her zaman ortağımızla çıktığımız zaman biz inanarak çıktık. Dedik ki yerli tohumculuğu bir yere getireceğiz. Ama bunu getirdiğimiz zaman da ithal firmaların tohum fiyatlarıyla aynı değil. Daha aşağı, yaklaşık %50 aşağı olmasını istiyorduk. Ve şu anda da tohum fiyatlarımız yaklaşık %50 aşağıda satıyoruz. Çünkü biz çiftçiden yanayız. Ben çiftçi çocuğu olduğum için evet. çiftçinin zorluklarını biliyoruz. Hakikaten çiftçi çok zor. Kolay değil yani. Peki Anamaz hizmet verirken nereye dikkat eder? Anamaz hizmet verirken öncelikle benim meslektaşlarım var teknik. Kesinlikle çiftçiye serasında teknik hizmeti veriyor. Gübrelemesiyle, sulamasıyla. Yani çiftçiyi yanlış yönlendirmiyor. Sadece ürün satmakla kalmıyorsunuz. Çiftçiye aslında siz danışmanlık veriyorsunuz. Kesinlikle. Aynı zamanda, kesinlikle. Yaklaşık zaten Türkiye'de en fazla ziraat mühendisi istihdam eden firmayım yani. 120 tane ziraat mühendisi arkadaşım çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde mühendis arkadaşlarım var. Tamamen çiftçiyle beraberler. Ben onun için diyorum. Bizim bu fuar biz yerli çiftçiye gösteri yapmak için değil. Biz burada tamamen uluslararası yurt dışından gelen firmalara hizmet etmek için. Zaten biz burada çiftçilere hizmetimizi yapıyoruz. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Sizden anladığım aslında sesinizden de ve gözlerinizden çok sevdiğiniz anlaşılıyor zaten işinize ama birazcık da insana değerden dolayı da siz manevi haz, aslında maddiyattan daha çok manevi haz diyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Manevi haz olmayan zaten yerli tohumculuk yapamaz yani. Evet. Sonuçta 21 yılın sonunda geldik. Yani tohumculuk çok zor bir iş. Evet. Çok kolay değil. Çünkü bakıyorsunuz ki tohum firmalarına 150 yıllık, 200 yıllık bir geçmişleri var. Bizim 21 yıl olmuş. Yani bu iş hakikaten zaman ve ömür istiyor. Garanti süreçleriniz var mı ürün sonrası? Mutlaka takip ediyoruz. Her tohum çimlenmesinden zaten mutlaka analizlerimiz yapılıyor. Evet. Hastalık dayanımlarımız yapılıyor. Ve çiftçide problem olduğu zaman zaten sürekli bizim mühendis arkadaşlarımız altlarında araba kimlere verildiyse tohum gidiyorlar tek tek evlerine ziyaret ederek sorunlarını zaten gideriyorlar.
bizim garantimiz o. Tabii ki başarı tesadüf değil o zaman. Kesinlikle bu başarı tesadüf değil. Ziraat mühendislerimizden bahsettik, 120 tane dediniz ama arkanızda kocaman başka ekip de daha var tabii sizin. Büyük bir ekibe sahipsiniz. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz? Kaç kişi var? Yaklaşık 400-500 kişi çalışanımız var bizim. Aslında hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir sorumluluk aslında altına girmişsiniz. Evet. Büyük olmak kolay değil ve kalite tesadüf değil aslında bu anlamda. Değil. O zaman ben size şöyle diyeyim, birkaç yıl öncesine, 20-25 yıl öncesine geri dönecek olursak, bu firmayı açarken çok büyük hedef ve hayallerle kurmuşsunuzdur eminim. Çünkü çalışırken bir yere girmişsiniz, arkadaşınız da baş koymuşsunuz evet. Buraya. Şu güne kadar neler değişti? Çünkü teknoloji de sürekli değişiyor. Anamaz da neler değişti 25 yılda? Anamaz bir kere zamanla Ar-Ge şirketi oldu. Evet. Ve tohumculuğun çok ciddi bir meslek halinde, yani bir tohumculuk gerçekten uğraşılması gereken ve kendinizi gönül vermeniz gereken bir konuma getirdiniz. Hedef ve hayalle kurdunuz. Hedef ve hayal bitmez ama bu anlamda şu an olmak istediğiniz yerde misiniz? İlk başlayan Osman Bey ile şu andaki arasında hedeflediği yere ulaştı değil mi? Ulaştım ama daha hedeflerim daha çok büyük. Çünkü benim hedefim Türkiye değil. Benim hedefim dünya. Çünkü 30 ülke ihracatım var. Ve şimdi yurt dışına sürekli çıkıyorum evet. Ve oralarda da şirketlerimi kurmak istiyorum. Zaten o bölgelerde de Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da rahat mühendisler almaya başladım. O bölgelerde de kendi istasyonlarımı kurmak istiyorum. Yani benim hedefim yalnızca Türkiye değil. 2019'da büyük hedefler var o zaman. Evet, 2019 Anamaz için büyük bir yıl olacak, güzel bir yıl olacak. Ve bizde algı şöyle, diyorlar ki işte domates İsrail'den geliyor her zaman. Ben şu anda İsrail'e domates ihraç eder durumdayım yani. Şu anda dün İsrail firması vardı burada. Evet. Tekrar domates tohumu istiyorum ben de. Aslında sizin gibi birçok da firma var. Merdiven altı yapanlar da var biliyorsunuz ki tohumu. Bizler neye dikkat etmeliyiz? Çiftçi gözüyle baktığımızda neye dikkat etmeliler daha doğrusu? Çiftçi elbette merdiven altı gübreler var. Şimdi biz organizedeyiz, gübre fabrikamız var. Yaklaşık 20-25 dönüm kapalı alanımız var. Evet. Çok ciddi. Tabii çiftçi artık ziraat mühendisinden daha güzel artık tecrübe yapa yapa artık bitkide verilen gübrenin değişimini görebiliyor. O artık bizleri daha çok kalitemizi tasdikler hale geldi yani. Artık harikasın. Allah'a şükür çiftçimiz satış kalitesi. Satış ağınız peki nasıl oluşuyor? Kendi birebir mi yoksa bayiklerimiz mi var? Biz fason bayiklerimiz de var. Evet. Örneğin yurt dışından 5-6 tane firma yurt dışından getiriyordu. Baktı bizim ürünlerin çok kaliteli olduğunu gördü. Ve tamamen bize döndü. Fason olarak çalışıyoruz. Diğer bölgelerde baş bayilerimiz var, bayilerimiz var. İşte yurt dışında mühendis arkadaşlarımız var. Yurt dışında 30 tane ülkede bayiler, evet. Bayimiz var, baş bayi şeklinde merkeziniz çalışıyoruz. Merkeziniz neresi? Merkez Antalya. Kaç bin metrekare alana sahipsiniz? Tohumda 100 dekar alana sahibiz. Gübrede 25 dekar alana sahibiz, kapalı alan. Bakteri var, bakteri şirketi var. Orada 8 dekar bakteri. Hedef hayallerinize ben mutlaka ulaşmanızı ve görüyorum karşımda da çok da başarılı bir biri var ve çok yıllar geçmesine rağmen de hala işini aynı amatör ruhla güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz. Kesinlikle. Daha dün başlamış gibiyim. Harikasın. Daha da devam edeceğim inşallah. Evet, mutlaka ömür boyu daha nesilden nesile ben geçmesin. Her zaman diyorum bu yerli özellikle milli tohum olsun, gübre olsun, bakteri olsun, yerli üretim hiçbir zaman Osman Dircan'ın şahsına ait değil. Bu artık Türkiye'nin bir tohum firması diyorum. Ve bizim arkadaşlarımız da bunu o bilinçte çalışmalarını istiyor. Zaten sorumluluğu içerisinde. Onlar da onun gayreti içerisinde. Evet. Ben son olarak o zaman sizlerden içerideki ve dışarıdaki müşterilerinize, destekleyenlere ve personellerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Onları çok seviyoruz. Önce insanı seveceksiniz. Sonra işinizi seviyorsunuz zaten. İnsanı sevdiğin zaman işinizde de başarılı oluyorsunuz. Kalite tesadüf insan... olmuyor sonra. Aynen öyle. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerden ötürü farklı projelerde görüşmek üzere. Dilerim, Osman inşallah. Bey, teşekkür ederim. Evet, farklı izleyicileri başta belirtmiş olduğum gibi Anamaz firmasındaydık. Sektörün öncü firması Anamaz. Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı Söz Merkez Stüdyolarında.